O gün geldi sevimli işaret severler. Bunu hissedebiliyorum. Bugün sevimli işaretlerimize kavuşacağımız yer. Bowling! İho! Yani yaşasın. Bundan sonra artık sevimli işaretlerimizi bekliyor olacağız. Çünkü biz icatıcılar olacağız. Bu sanki bizi beceriksiz gösteriyor. Kuka ikizlerine ne dersiniz? Ama biz 3 kişiyiz. Tamam o zaman. Bowling dostları. Bowling dostları işte bu. Mükemmel. Tamam o zaman. Hadi oynayalım dostlar. Bay Kingpin benim bir daha oynamama bile izin vermeyecek. İşaret çiçeği. Hey, belki sevimli işaretim yasak levhası olur. Hadi Apple bulum. Onu neyi neşelendirdiğini ben biliyorum. Şeker dolu bir tatlı neşeni yerine getirir. Hayır, getirmez. Parti neşeni yerine getirir. Hayır, getirmez. Yeni bir şapka neşeni yerine getirir. Hayır, getirmez. Yapma Apple Bloom, altı üstü sevimli işaret. Ya da olmayan sevimli işaret. Böyle söyleme. Apple Bloom, nereye gidiyorsun? Apple Bloom, geri dön. Bakın burada kimler varmış. İşte sevgili ponimiz Apple Bloom. Sana ne oldu ufaklık? Düştün ve dişini kırdın. Benimle gel. Dişini düzeltmem gerek. Geçsin kızgınlığın. Her şeyi denedim Zecora. Hala sevimli işaretim yok. Simit anneanne gibi yaşlandığımda bile işaretim boşluk olacak. Kızgınlığını çok iyi anlıyorum ama güzel şeyler için sabırlı olman gerek. Tanıdığım herkes bana böyle söylüyor. Şimdi de tanıdığım Zebra. Sabırlı olmak için bile sabırsızım. Sevimli işaretimi istiyorum. Hem de hemen. Sevimli işaretin için beklemen gerekecek. Çok geç olmadan dişini düzeltelim.
Şunu son damlasına kadar içersen bu karışım dişini iyileştirecek. Ah! Düzeldi bile. Başardın Zecora. Şuna bak. Her hastalığı iyileştirecek bir sürü ilacın var. Kemik ağrısı, sırt ağrısı, nefes kokusu. Evet ufaklık, bu doğru. Burası pek çok ilaçla dolu. Yalnızca kötü şeyleri düzeltenler yok. Hatta güzelleştirenler var. İyi sağlık, iyi saç. İnanılmaz. Aa, eminim elinde her şeyi düzelten bir karışımın vardır. Burada bir sürü karışım var, doğru. Ama hiçbiri senin istediğinden değil. Tek bir ilaç bu işin anahtarı olamaz. Sevimli işaretin zamandan başka çaresi olamaz. Tamam. Peki şimdi ne yapıyorsun? Horozlar ve tavuklar için bir karışım hazırlıyorum. Güneş tam doğarken horozun ötmeye başlamasını umuyorum. Hey, bu çiçeği daha önce Ponyville'de görmüştüm. Adı ne? Bunun adına kalbin arzusu diyoruz. Horoza ötmesi için gereken desteği verecek. Kalbin arzusuyla yeteneği ortaya çıkacak ve bize güzelce ü-ürü-ü diyecek. Harika! Kalbin arzusu, ha? Evet, bu da ne? Emet isim kalmamış. Karışım etkili olması için mor çiçekten almalıyım. Tamam, sen git, sen git. Ben çok acıktım. Yemek için. Aa! Apple Bloom, sevimli işaretin çıkmış. Bloom, bu nedir acaba? Evet, O harfi. Yeteneğin heceleme mi? Yoksa yüzük mü? Kuyumcu musun? Ya da simit olabilir. Kulağa nefis geliyor. Hayır, bu bir lobidub. Bir ne dedim? Lobidub. Yani ben öyle diyorum. Applejack ben küçükken eski bir fıçıdan yapmıştı bana. Lupidup'un özel yeteneğim olacağı kimin aklına gelirdi ki? Vay canına Apple Bloom, bu harika. Bu kadar mı? Yeteneğin bu mu yani? Belinde halka çevirmek mi? Hadi ama. Oh, siz daha hiçbir şey görmediniz. Küçük panelerim, ders vakti. Hey, harika. Çok eğlenceli. Apple Bloom. Evet Bayan Cherry. Lupidup'unu alıp ön bahçeye git lütfen. Ve hepimize harika Lupidup çevirme dersi ver. Yaşasın. Arkadaşlar, devam ederseniz benim yarım kadar iyi olabilirsiniz. İyi gidiyorsunuz. Fazla naziksin. Evet, berbatız. Hayır, sadece biraz çalışmanız gerek. Siz de yapabileceksiniz. Evet, hop. Hop. Hop ve atla. Hop ve atla. Hop. Biraz daha göster lütfen. Tamam, peki. Sadece birkaç numara.
Ama dikkat edin, bunlar çok zor hareketler. Amatörlere göre değil. Anladın mı Diamond Tiara? Bu hareketin adı hoppala. Bir sevimli işaret daha mı? Ha, sanırım son numaran sana biraz ağır geldi. Sevimli işaretlerin sahte. Ne? Aa, hayır değil. Bayan Cherilyn, hiç iki sevimli işareti olan bir pony duydunuz mu? Söylemeliyim ki hiç duymadım. Ama belki Apple Bloom'un iki özel yeteneği vardır. Oh, evet, o zaman şunu da görelim. Tabak çevir. Evet. İki sevimli işaret mi? İki yetenek mi? Aa, evet. Bizim dostumuz çok en özel, değil pony. Mi? Tamam millet. Gerçek bir gösteriye hazır mısınız? Kardeşim, sadece bir değil iki sevimli işaretin olduğu için tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz, öyle değil mi koca McIntosh? Evet. Hah, hiç böyle bir şey görmemiştim. Ya sen koca Mac? Hayır. Hoplaman, zıplaman, çevirmen ve döndürmen bana yerinde duramayan genç bir çocukken yaptıklarımı hatırlattı. Ay ay ay, bacağım bacağım bacağım, ay ay. Oo, tamam oldu işte. Pekala, Apple Bloom artık rodeo alanına geçmeye hazırsın. Aslında samanlara uzanmaya hazırım. Yorgunluktan bittim. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Harika, küçük Apple Bloom sonunda büyüdü. Öyle değil mi koca melek? Evet. Ay. Aa. Ay. Bu saatte bu da ne böyle? Ah, Apple Bloom, bu yaptığın patırtı da... Ne? Hah, üç sevimli işaret. Yardım et. Yardım et. Gel buraya. Al. Al. Affedersin Applejack, nasıl durduracağımı bilmiyorum. Ben durduracak birini biliyorum. Üç sevimli işaret, üç yetenek. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ben de nadir görünen bir hastalıkla ilgili bir şey okuyordum. Neydi o? İlginç pony hastalığı mı? Evet Spike, harikasın. Evet şey, benim de yeteneklerim var. Yüksek ateş, bulantı. Oh! İşaret çiçeği. İşaret çiçeği mi? İşaret çiçeği. Bu hastalık ponilerde görülür. Su çiçeği gibi bulaşıcı bir hastalıktır. Ne de güzel okudun. Oh!
Pony'nin vücudunda rastgele işaretler çıkar ve pony beraberinde yetenekleri göstermeye başlar. Benim gibi. Evet ama çaresi ne? Aa, burada bilinen çaresi yok yazıyor. Bilinen çaresi yok mu? Nedeni asla belirlenememiş. İşaret çiçeği çıktığı gibi bir anda kayboluyormuş. Olamaz. Kardeşim Fransızca konuşuyor. Yardıma ihtiyacı var. İhtiyacı olduğunu biliyorum. İşaretlerin öylece kaybolmasını bekleyemeyiz. Çare bulacak bir pony bulmalıyız. Hem de hemen. Bir pony değil. Bir zebra. Zekora. Çabuk çabuk. Sakin olun. Sadece işaret çiçeği denen gizemli çaresiz bir hastalığa yakalandı. İşaret çiçeği mi? İşaret çiçeği hayır olamaz. Son geldiğinde korkularını yatıştırdığını sanmıştım. Ama kapılar kilitli, pencereler kapalı. Öyle görünüyor ki kulübemde kalmalıydım. Zekora, Applebloom işaret çiçeği oldu. İyileştirebilir misin diye biz de sana geliyorduk. Ama karşımıza çıktın. Bir bakabilir misin? Tabii ki bakarım arkadaşlar. Bulmaya gelmiştim bir çiçek türünden. Çünkü yeteri kadar aldığımı sandığım çiçekler... Applebloom'un ziyaretinden sonra gizemli bir şekilde gitmişti evden. Applebloom, ne diyorsun? Çiçekler ayaklanıp gitti mi sanıyorsun? Ben... İşaret çiçeğinin yalnızca bir çaresi var. İyileştirici ilaç gerçeğin tohumlarında yatar. O zaman ver ona hemen. Bu tohumların toprağa ekilmesi gerek. Gerçekle büyüyecekler ve hastalığı iyileştirecekler. Nasıl yani? Gerçeğin tohumları aradığınız ilaç. Ama ona ulaşmak için ağzını dürüstlüğe aç. Heh, o zaman işe koyulalım. Pekala, toprağa gömdüm. Şimdi biri gerçeği söylesin. Kim olursa. Dün beğendiği kek, iki mısırlı kek yediğimi söyledim ama 3 tane yedim. Tamam 6. 6 mısırlı kek yedim. Yeter artık, kesin şunu, kesin şunu. Sevimli işaretim çıkmadı. Hepsi sahteydi. Kalbin arzusunun işaret edinmemi sağlayacağını öğrendim. Bu yüzden Zekora kulübede yokken özel bir karışım hazırladım. İyi misin? Harikayım. İşaretsiz hiç bu kadar mutlu olmamıştım.
Ama yalan söylediğim için üzgünüm. Özellikle de size. Sevimli işaretimi o kadar istiyordum ki bir an kendimi kaybettim. Çiçeklerini kullandığım için de özür dilerim Zecora. Ama bir daha yanına gelmememi istersen seni anlayabilirim. Hadi Apple Bloom, saçmalama. Her zaman gelebilirsin canım. Her hatada yeni bir şey öğrenip daha iyi bir poniye dönüşüyorsun. Bunu unutma. Apple Bloom, acaba Prenses Celestia'ya öğrendiklerini anlatan bir mektup yazar mısın? Memnun olurum Twilight. Spike? Hazırım. Sevgili Prenses Celestia, kalbinizin istediği şeyi beklemek zor olabilir. Bu yüzden kısa yolu deneyebilirsiniz. Ama sahtekarlık yapmak asla işe yaramaz. Çünkü istediğiniz şeyi elde edemezsiniz. Tek çare kendinize ve başkalarına dürüst olmaktır. Ve bunu her kalp arzu eder. Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Sonunda sabrın önemini öğrenmiş gibisin. Evet. En iyi şeyler beklemeyi bilenleri bulur. Ben yeterince bekledim. Aslında biraz fazla bekledin. Ne? Sevimli işaretlerimizi kazanmak için bugün ne yapalım? Düşünüyordum da daha önce hiç ilaç karıştırmamış birine göre harika bir iş çıkarmışsın. Evet. Ya senin yeteneğin karışım yapmaksa? İnanamıyorum tabii. Hadi Zecora ile konuşalım hemen. Aa.